Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda hükümetin hazırladığı ikinci ekonomik paket tartışıldı. 1 milyar 150 milyonluk kısmı cari mali bütçe açığına katkıdır. 2020 bütçesinin cari açığına katkıdır. 400 milyonla iş borçlanmaya gidiyorsunuz. Fonlarımızdaki paralar da bir miktarı kullanıldı, aşağıya indi. Bu kaynak iyi görünebilir ama sınırlıdır. Harcama planını bunun görmek istiyoruz. İlk günden beri söylediğimiz gibi görmek istiyoruz. Ve Sayın Başbakan'dan bunu rica ediyoruz. Bu açıklanmadan önce bunu konuşalım. Sayın Başbakan'ın tutanaklarda vardır söylediği şey. Bize dedi ki bu kürsüden şeffaf olacak. Tabii ki birlikte yapacak bunu. Ve biz bu şeffaf olunacağı taahhüdü üzerine bekledik ki bu hazırlanan taslaklardan bir tanesi olsun muhalefet partilerine ulaştırılsın. Hiçbir şekilde ulaştırılmadı. Geçen gün gene bir paket açıklandı, ikinci ekonomik paket. Bakıyoruz pakete, anlamadığımız bir sürü şey var. Hiç olmasa fırsat verseydiniz, öncesinde paylaşsaydınız, anlamadıklarımızı sorsaydık, ya biz anlasaydık ya da bir yanlış varsa siz düzeltseydiniz. Ana muhalefet lideri Er Hürman kürsüden kalem kalem hesap yaptı, hesap sordu. Bu pakette diyorsunuz ki bir ay içerisinde 385 milyon TL piyasaya olan borçlarımızı bir ay içerisinde ödeyeceksiniz diyorsunuz. Bu bir, 385 milyon TL. İkincisi 500 milyon TL okul yapacağız, yol yapacağız, hastane yapacağız diyorsunuz. Etti 885 milyon TL. Anladığım kadarıyla İstihdamı desteklemek için 1500 TL'lerden tut sigorta primlerinin desteklenmesine kadar ve esnafın da 2000 desteklenmesine birazdan geleceğim kadar toplamda 400 milyonun üzerinde de herhalde orada toplamda bir harcama öngörünüz var. Elektrikte de %10'dan %25'e çıkarıyorsunuz teşviği. Belli ki orada da bir maliyet var. Ben bu rakamları yan yana koyduğumda siz sonucunda bu şeyin, programın 1 milyar 144 milyondan bahsediyorsunuz. Bir kere 1 milyar 144 milyonun çok ötesinde bir rakam çıkıyor. Rakamları yan yana koyup toplayın, 1 milyar 144 milyon etmez. Bu 1 milyar 400 milyonlara falan gider. Hiç de mesele değil, belki orada bir toplama hatası yapılmıştır. Ki şöyle meseledir, topluma açıklıyorsanız bunu bize kaynaklarıyla beraber bunları göstermek durumundasınız. Bunlar ortada yok. 385 milyon piyasaya borcunuzu ödeyeceksiniz diyorsunuz. Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan uluslararası anlaşmada reel sektör için ayrılan pay sadece 115 milyon TL. 273 milyon da altyapı için ayrılan pay. Bu payın tamamı piyasaya olan borçlara gitmesi mümkün değil. Çünkü birçoğu da yeni projelerle ilgilidir. Dolayısıyla orada bir 385 milyon yok. Nereden buldunuz? Kaynağı neresidir 385 milyonun? Bir kere bunu öğrenmemiz lazım. Er Hürman eleştirilerini kürsüden devam ettirdi. 800 destek vereceğinizi söylüyorsunuz. Burada da Sayın Başbakan size 50 defa söylediğimiz hatayı gene yapıyorsunuz. Gene yapıyorsunuz. Aynen nasıl dediydiniz ya, gazino çalışanlarına destek vermemiz için gazinolar vergilerini vermesi lazım. Burada da diyorsunuz ki işçinin sigorta primini destekleyebilmem için diyorsunuz, işverenin Ocak 2020'ye kadar olan bütün borçlarını ödemesi gerekir diyorsunuz. Yahu bu mantığı bile anlatamadık size. İşverenin yapmadığı bir şeyin müsebbibi, sebep olanı çalışan değildir. İşveren yapmadıysa bile siz çalışana destek verecekseniz vermek durumundasınız. Yani çalışan olarak onun talihsizliği, bu sorumluluğunu yerine getirmeyen bir işverenle birlikte çalışmasıdır. Böyle bir mantık olabilir mi? İlk günden beri sürekli tekrarlıyorsunuz bu hatayı. Sürekli size söylüyoruz. Geliyorsunuz, burada da yapıyorsunuz. Diyorsunuz ki çalışana prim desteği vermem için işvereninin Ocak 2020'ye kadar yatırımını yapması lazım. İşveren zaten işçiden o primi kesti. Ama yatırmadı. Ve şimdi bunun bedelini işçi ödüyor. Böyle bir düzenlemeye gidiyorsunuz. Kaldı ki bu dönemin olağan dışı bir dönem olduğunu biz de söylüyoruz, siz de söylüyorsunuz. Ama insanlara diyorsunuz ki sigorta desteği vermemiz için Ocak 2020'ye kadar bütün borçlarınızı ödemeniz gerekir. Peki
Ocak 2020'den sonra tamamlamaları mümkün mü? Hayır, ona da olanak vermiyorsunuz. Bu yaptığınızla binlerce çalışan ve binlerce esnaf bu düzenlemenin dışında kalır. Ardından kürsüye Başbakan Tatar geldi, paketi ve hükümeti savundu. 26 Mart tarihinde açıklanan birinci toplumsal dayanışma paketindeki maddelerin çoğunun başarıyla uygulandığı ve o paketten dolayı ekonomiye 750 milyon Türk lirası bir kan ve nakit akışı sağlandığı da bir gerçektir. Bunu da bu ikinci paketi açıklarken ifade ettik. Dolayısıyla o günden bugüne yaptığımız düzenlemeler ve çalışmalarının ekonomiye etkisini o şekilde ölçebiliriz. Toplumsal dayanışma paketi ikinci, geçen gün açıklanan, burada ifade ettiğiniz rakamlar doğrudur. Ancak kurguya baktığımızda ülkede Covid depremine rağmen, ekonomik yıkıma rağmen yapılan çalışmalar, alınan tedbirler, ekonomi yönetiminin başarısı, maliyenin başarısı ve aynı zamanda 26 Mayıs 2020 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanmış olan İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması'ndan dolayı yaratılan kaynak ve algı haliyle Maliye Bakanımızın da defalarca söylediği gibi bir kere 2020 yılı bütçesinin tamamıyla uygulanabileceği bir noktaya gelmesidir. Bakınız, bu deprem burayı vurduğunda Covid, 2020 yılı bütçesini nasıl uygulayacağız diye büyük bir endişe vardı. Büyük bir tereddüt vardı. Ve onun yarattığı o heyecan ve büyük bir endişeyle ekonomik yıkımın daha da yıkım haline geleceği ve bu işin içinden nasıl çıkacağız, bu işin altından nasıl kalkacağız noktasında çok büyük endişelerin olduğunu çok iyi hatırlıyorum. Ama yapılan çalışmalara geldiğimiz noktada şu anda hamdolsun ki bir kere kesilen maaşların düzeltilmesi, kesilen belediyeler de dahil o %25'lerin iadesi, bütün bunlar da düzenlemiştir bu paket içerisinde. Tatar kürsüde iktisadi terimler kullanınca Erhürman'dan akademisyen çıkışı geldi. Biraz daha herhalde akademisyenlerin tartışmasına ihtiyaç duyacağız. İkincisi, cari harcamalar için borçlanmaya gidilmemiştir. Yatırımlar için borçlanılacak rakam 500 milyondur. İşte uyuyorum. Sizin söylediğiniz 400 milyondur. Tabii işin esasında felsefesinde olur. Anlayın diye yani hükümetin şu andaki planı 500 milyon iş borçlanmaya gitmektir. O civarda. O da o kamu yatırımlarıdır. Eğer dediğiniz gibi o kamu yatırımları projelerin gecikmesinden dolayı hayat bulmayacaksa o kadar borçlama gerek olmayacaktır. Tabii bunları milimetrik hesap etmek mümkün değildir. Bunun dünyanın hiçbir yerinde milimetrik hesap edemezsiniz. Yıl sonuna kadar bütçe içerisinde tahmin edilen rakamlar vardır. Maliye Bakanlığı bunları tabii ki her ay kaydetmektedir. Günün sonunda, yıl sonunda şu kadar bir açık olur ise belki şu kadar daha fazla bir borçlanma olabilecektir. Tabii Türkiye'den gelen o 1 milyar 150 milyon TL geldiğinde de o da bu hesabın içerisinde işin şeklini verecektir. Bütün bunlar tabii ki 1 milyar 150 milyon kamu maliyesine bildiğiniz yani yatırımlarla hiçbir ilgisi yok. Kamu maliyesine. Evet.